Arkadaşlar herkese merhaba. Bu yılın dördüncü genel denemesiyle karşınızdayız. Tam 100 soru ve 135 dakika yeni formatta birbirinden güzel sorulardan oluşan bu dördüncü denemeyi de sizlerle paylaşıyoruz. Yine ilk 15 sorusunu herkes deneme hakkında fikir sahibi olsun diye herkese açık şekilde paylaşacağız. Daha sonraki kısmı ve Türkçe'yi de yani denemenin tamamını da bundan önceki denemelerde olduğu gibi Katıl kısmından ulaşabilirsiniz. Katıl kısmında tüm denemeler sene sonuna kadar zaten kalacak. Şimdiye kadar 3 tane genel deneme yayınlamıştık. Artı yaklaşık 15 tane de mini deneme var. PDF notları da katıl kısmında. O yüzden bence katıl kısmına üye olarak bu bütün dokümanlara ulaşırsanız bence faydalı olacaktır sizler için. Peki hemen başlayalım. İlk sorumuzda denememize. Güzel bir klasik bir soru hatasız bir şekilde çözmek lazım. Sınavda da büyük ihtimalle ilk sorunuz böyle bir soru olabilir. 3 artı 0,9 eksi 0,09 ve bölü 0,3 eksi 0,03 var. Tabi bu ayrı ayrı işlem yapılarak çıkartılabilir ama yukarısının 3 parantezine aldığınız zaman zaten ne gelecektir? 0,3 eksi 0,03 gelecektir. Yani bu ikisi aynı olduğu için zaten birbirini götürecek. 3 artı 3 oluşacak ki buradan da cevabın 6 olduğunu söyleyeceğiz. Ve geleceğiz 2'ye. Tipik bir üstü denklem sorusu var karşımızda. Tabanlar aynı olacak ki kuvvetler de aynıdır diyebilirim. O yüzden tabanları aynılaştırmak lazım. 3 ve 5 var sol tarafta. Sağ tarafta da 5'in ve 3'ün karesi var. O yüzden ben e, sol tarafı takla attırayım. Sağ tarafı da 5 bölü 3'ün karesi olarak yazayım istiyorum ki tabanlar aynılaşsın. Tabi takla attırdığım zaman kuvvet işaret değiştirmeli. Bu da ne olacaktır? 5 bölü 3'ün karesi biçiminde yazıldığı zaman 2x eksi 3 gelecek zaten. Bu neyi getirecek biz hemen bakalım. 5 bölü 3 üzeri x olacak. Burada da 5 bölü 3 üzeri 2 çarpı 2x eksi 3'ten 4x eksi 6 gelecek. Tabanlar aynıysa kuvvetler de aynı. Yani x'in ederi 4x eksi 6 oluyor ki bunları sayıları bir yana harfleri bir yana attığımız zaman 6'nın eşiti. Burada ne olacaktır? eksi x burası yanlış yazmayalım. Tabii ki burası eksi x olacak. 6'nın eşiti 5 x olacak değil mi o halde? Burada eksi x'i aşağıya artı x olarak geçirmişiz. 6'ın nedir 5 x ise x de buradan ne olacaktır? Tabii ki 6 bölü 5 olacaktır. Ve geleceğiz 3'e. Bir köklü sayı sorusu var karşımızda. Eşlenikle çarpma yapmamız lazım eşenlikle çarptığımız zaman ne gelecek? Birlikte bakalım. Burada kök 7 artı 2 ile çarpacağız. Şimdi yukarısı 3 çarpı kök 7 artı 2'yi kendisiyle çarptığımız için karesi gelecek. Aşağısı 7'nin karesi, kök 7'nin karesi, eksi 2'nin karesinden 7 eksi 4 yani 3 oluşturacak. E şu 3 ile bu 3 gidecek zaten. Götürecek birbirini. Bize kök 7 artı 2'nin karesi kalacak. A artı B'nin karesi hatırlayalım. A kare artı 2AB artı B kareydi. Kök 7'nin karesi 7. Artı 2AB 2 çarpı 2 çarpı kök 7'den 4 kök 7 ve 2'nin karesi 4 geliyor. Bu da 11 artı 4 kök 7 gibi bir sonuç olduğunu bizlere söyler. Ve geçeriz 4'e. Güzel bir faktöriyel sorusu. Ne yapacağız? En küçüğe göre ayırmamız lazım. 7 faktöriyeli göre hepsini açacağız. 9 faktöriyeli 7'ye göre açtığımda 9 çarpı 7, 8 çarpı 7 faktöriyel gelir. 8 faktöriyeli açtığımızda 8 çarpı 7 faktöriyel gelir. Ve 7 faktöriyel var zaten. Burada da yine 8 çarpı 7 faktöriyel olarak yazacağız. Eksi 7 faktöriyel diyeceğiz. Yukarı 7 faktöriyel parantezini aldığımız zaman 9 kere 8 var. Yani 72 var. Eksi burada bir 8 var. Sonra eksi 7 faktöriyel yani 1 var. Aşağıda 7 faktöriyel dediğimiz zaman da 8 var burada ve eksi 1 var. Zaten 7 faktöriyeller gitti. Yukarıda 72 eksi 8 eksi 1 kaldı yani 63. Aşağıda 8 eksi 1 7 kaldı ki 63'ü 7'ye böldüğümüzde cevap ne gelecektir? 9 gelecektir. Geldik 5'e. Güzel bir orantı sorusu var. Şimdi x bölüye y 4 bölü 5 ise 2 tane burada bilinmeyen var. Bunu tek bilinmeyen haline çevirmek için x'e buradan 4k y'ye 5k diyebiliriz. Bu durumda aşağısı burası 4k burası 5k olduğunda 4 çarpı 4k artı 2'den 8k artı pardon 16k artı 8 olacak. 16k artı 8. Diğer tarafta 3 çarpı 5k artı 4. Yani 15k artı 12 gelir ki Buradan k nedir? 4 bulunur. k 4 ise x eksi y farkı zaten 4k eksi 5k'dan eksi k gelecektir. O halde k 4 ise eksi k'da eksi 4 olacaktır. Geldik 6. soruya. Bir ifade verilmiş ve bu ifadenin çift sayı olduğu biliniyormuş. Buna göre hangileri her zaman çift sayıdır diye sorulmuş. Şimdi x, y, z pozitif birer tam sayıysa o halde kuvvetlere bakmaya burada gerek yok. Ve kuvvetlere bakmaya gerek yoksa da biz burada y çarpı z'nin çift sayı olduğunu biliyoruz. Bu hangi durumlarda olur? Biri tek biri çift olsa olur. Kim tek kim çift olmuş fark etmez. İkisi çift olsa da olur. Yani ikisi tek olması yeter. E, hangileri her zaman çift sayıdır diyorsa biz şunu biliyoruz sadece y çarpı z çift sayı. O halde y çarpı z'nin çift olduğu şurada bir durum var x'e çarpıldığında her türlü çift sayı olacaktır. Y, de Z de ayrı ayrı nedir bilmediğimiz için x çarpı y tektir ya da çifttir diye iddia edemeyiz. Çünkü x de bilmiyoruz, y de bilmiyoruz. Bu gider. x artı y artı z de aynı şekilde her şey gelebilir. Yani y artı z kendi içinde buradan tek olabildiği gibi buradan çift olabiliyor. Dolayısıyla buradan da net bir şey söylemek imkansız. Bir tek iki kalıyor. O halde cevabımız da ne oluyor buradan? B şıkkı oluyor. Yedinci sorudayız. X artıya 4 olmak üzere bir ifade vermiş. Bu ifadenin değeri nedir diye sormuş. İfadeyi tabii ki çarpanlarını ayırarak toparlayabiliriz. Ya da X artıya 4 olacak şekilde burada değer de vermek mümkün. Örneğin burada Y'ye 0, X'e 4 verelim. Ne olacaktır? X'in karesi yani 4'ün karesi 16, eksi 0'ın karesi 0, artı 4 Y yine 0, eksi 4 olur. Aşağısı da yine 16, x'in karesi eksi y kare yani 0 artı 2x 2 kere 4'ten 8 artı 2'ye bu da 0 gelir. Yukarısı 16 eksi 4'ten 12 aşağısı 16 artı 8'den 24 olacağı için burada ne gelecektir? Sadeleştirdiğimizde cevap 1 bölü 2 gelecektir. 8'in sorudayız. Bir daha bir köklü sayı sorusu var karşımızda. Burada 13 artı 4 çarpı kök x artı 1 kök içinde 5 ediyormuş. O halde her iki tarafın karesini alsak 13 artı buradan 4 kök x artı 1'in ederi 5'in karesinden 25 gelir. Bu 13'ü bu tarafa attığımızda 4 kök x artı 1 12 olacaktır. Dolayısıyla her iki tarafı 4'e böldüğümüzde kök içinde x artı 1 buradan 3 gelir. Karesini aldığımızda yine her iki tarafın x artı 1, 9. Dolayısıyla aradığımız x'i de 8 buluruz. Cevap buradan 8 gelecektir. Yani c şıkkıdır. 9'a baktığımızda ise x, y, z pozitif birer tam sayı toplamları 100 ve x küçük, y küçük, z olduğuna göre y kaç farklı değer alır demiş. Burada tabii ki y'nin alabileceği en az ve en çok değer üzerinden gitmeliyiz. Y en az kaç alır? Hemen şöyle yazayım hatta biraz da açık bir yere yazalım x en az 1 olacağı için y en az 2 olur. Burası 97 olur örneğin. y en az 2 oluyor. Peki en çok kaç olur? Hemen bakalım. En çok da hani x zaten az olsun, y ve z'ye pay edelim diyecek olursak x'e 1 versek burası 99 olur desek, burada şöyle baktığımızda dip dibe versek bile 99, burası 49 50 olur değil mi? Dolayısıyla 2 dahil 49 dahil diye tüm değerleri alır. 1'den 49'a kadar olsaydı 49 sayı olacaktı zaten. 2'den 49'a kadar olduğu için ilk bir tane sayı yok yani. 48 tane değer alacaktır. Geldik 10. soruya. A ve B birer tam sayıdır. Mutlak değer içinde A-2 ve mutlak değer içinde B-5'in toplamı 1 ise A çarpı B en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi bu toplamın 1 edebilmesinin Eki yolu var ya a 2 0 b 5 1 olacak mutlak değerce ya da tam tersi 1'e 0 olacak. a 2 0 olduğunda a 2'dir başka çaresi yok. Bu durumda b 5 mutlak değerce 1'e eşitse b 5 1 de olabilir. b 5 1 de olabilir. Yani b buradan 6 da olabilir. b buradan 4 de olabilir. Buradan a ile b'nin çarpımı en çok 2 kere alttan 12 geliyor. Tam tersine bakalım. B eksi 5'in 0 olması durumda. Yani B'nin 5 olması durumunda A 2 mutlak değerce 1 ise A eksi 2 ya 1'dir ya da A 2 eksi 1'dir. Yani A buradan 3 olabilir ya da A buradan 1 olabilir. Burada da en çok değer 5 kere 3'ten 15 geliyor. E, toplamda sonuçta en büyük değer istendiği için ederinin 15 olduğunu söyleyebiliriz. Ve geliriz 11'e. Şimdi 11 tarz soruları nasıl yapacağız bakalım. Sadeleştirme sorusu ama burada değer vermek biraz yorar bizi. Çünkü zaten epey bir farklı harf var. Karıştırma ihtimalimiz yüksek. O yüzden bunu önce bir açacağız. E, dağıtacağız yani. Ondan sonra tekrar bir toparlayacağız. Hemen yapalım. Burası B, A dağılsın. Aşağıda B ve C dağılsın. O şekilde yazalım. A çarpı B. Sonra B çarpı C. Sonra A çarpı C. Eksi A çarpı B var. Aşağı baktığımızda da A çarpı B artı B çarpı B olarak yazalım onu da. Sonra eksi A çarpı C ve eksi B çarpı C burada bulunuyor. Şimdi baktığımız zaman yukarıda giden bir şey var mı diye artı e, artı AB eksi AB birbirini götürdü. Ve aşağıda birbirini götüren bir şey var mı diye bakalım. Aşağıda birbirini götüren bir şey yok ama ortak bir e, paranteze alabiliriz. Hatta şurası a artı b ortak çarpan parantezinde zaten burayı ekstradan almaya gerek yoktu. Gerek şöyle dağıtmadan şöyle alalım. a artı b ortak çarpan parantezine alalım burayı. Ne olacaktır? b eksi c gelecektir. Yukarısını c parantezine aldığımız zaman c parantezinde a artı b var orada. Aşağıda a artı b çarpı b eksi c var. Zaten A artı B ile gidecek ve sonuç C bölü B eksi C çıkacak ki o da C şıkkında bizi bekliyor olacak. Ve geleceğiz 12. soruya. Güzel bir işlem sorusu var karşımızda. Burada işlem değişme özelliği olan bir işlem olarak tanımlanmamış. O yüzden biraz daha fazla uğraştırıcı olabiliyor. X işlem Y, Y işlem X'e bağlı olarak söylenmiş. O yüzden Y işlem X'de yazıp X işlem Y'nin net kuralını yazmamız lazım. Şurada onu şöyle renk değiştirerek yapalım ki biraz daha yer açalım kendimize. Şimdi X işlem Y, madem 2X artı Y eksi 4 tane Y işlem X'e eşit. Burada işlem değişme özelliğine sahip olsaydı bu Y işlem X'i X işlem Y olarak yazacaktım, sol tarafa atacaktım x işlemi yan bırakacaktım ve işimiz bitecekti ama bu olmadığı için biraz uğraşıyoruz. y işlem x'i yazalım. y işlem x o halde ne olacaktır? Yukarıdaki x ve y'lerin yeri değişecek. 2y artı x eksi 4 tane x işlem y. Şimdi götürün bu y işlem x'i burada yerine yazın. Yerine yazdığım zaman şuradan devam edeyim. x işlem y ne olacaktır? 2x artı y eksi 4 tane x. Ne var bakın? 2y artı x eksi 4 çarpı x işlem y var. İç içe işlemler grubu oluştu. Devam edelim. x işlem y aslında neymiş? 2x artı y eksi 4'ü dağıtayım. Eksi 8y eksi 4x artı 16 tane x işlem y. Yani x işlem y ne oldu? Ee, buradan eksi 2x eksi 7y artı 16 tane x işlem y oldu. Şimdi x işlem y'yi bu tarafa atalım. Diğerlerini sol tarafa atalım. Ne ulaşır bize? Şuradan devam ediyorum. 15 tane x işlem y 2x artı 7y'ye eşitmiş. Ve son olarak x işlem y'nin kuralı da 2x artı 7y bölü 15'tir diyeceğiz. Bize 1 bölü 2 işlem 2 soruluyor x gördüğümüz yeri 1 bölü 2, y gördüğümüz yeri 2 yazacağız. 2 kere 1 bölü 2'den 1 artı 7 kere 2'den 14 bölü 15 geldiği için ki 15 bölü 15 oluşacak. Oradan da cevabımız D şıkkıdır diyeceğiz. Ve geleceğiz 13. sorumuza. Bir fonksiyon sorusu var karşımızda. Fx'in kuralı belli. x kare eksi 2x eksi 2. Yani içindeki ifadenin karesini alıp 2 katını çıkarıp sonra ondan da 2 çıkarıyormuş. Buna göre fx artı 2 eksi fx eksi 2 soruluyor. Bakalım ayrı ayrı yazalım. fx artı 2 nedir? Önce x artı 2'nin karesini al. Sonra ondan x artı 2'nin 2 iki katını çıkar. Sonra ondan da 2 çıkar. Toparlayalım ne gelir? x kare artı 4x artı 4 sonra eksi 2x eksi e, e, 4 ve eksi 2 geliyor. Buradan da x kare artı 4 eksi 4 gidiyor. Artı 2x eksi 2 geliyor. Bir de diğerine bakalım. fx eksi 2'ye biraz uğraştırıcı dikkat isteyen bir soru sadece. Ee, i̇lk ifadenin karesi önce x eksi 2'nin karesi sonra eksi 2 çarpı x eksi 2 yine eksi 2. Buradan baktığımızda x kare eksi 4x artı 4 geliyor. Sonra eksi 2x artı 4 bu sefer ve eksi 2'miz var. Burada da x kare eksi 6x ve artı 6 geliyor. i̇lkinden ikincisini çıkaracağız. Şöyle alt altı yazıp çıkaralım. x kare artı 2x eksi 2'den x kare eksi 6x artı 6'yı çıkaracağız. x kareden x kare çıktı gitti. 2x'ten eksi 6x çıkarsa artı 6x'e döner. 8x olur. Eksi 2'den 6 çıkarsa eksi 8 olur. Yani cevap 8x eksi 8 imiş. 14'teyiz. Birinci terimi 4 olan aşağıdaki sayı dizisinin diğer terimleri verilen kurala göre belirlenmiş. Bir 2 artıyor, bir 3 artıyor, bir 2 artıyor, bir 3 artıyor şeklinde. 82. terim soruluyor. Şuraya yazalım. Birinci terim, ikinci terim şeklinde. Burada bir düzen ve tekil bir düzen oluşturmak zorundayız. Şöyle yazalım. 82. terim ulaşacağız. Burası 4, burası 6, burası 9, burası 11, burası 13, 3 artmış. Sonra bir daha bir 2 artacak. E, demek ki buradan 15 olacak bu. Yani buradan bir 2 artış, bir 3 artış varsa o halde her iki sayıda bir aslında ne var? 5 artış var. Bunu bu şekilde birinci, üçüncü, 5. terim şekliyle götürebiliriz. İkinci terimden dördüncü terime, dördüncü terimden e, burada altıncı terime yine hep aynı şekilde 5 artış olduğu söyleniyor. Mesela burada 3 artmış, 2 bir 5 artış var. Sonrasında 11'den, e, şurası 14 olacak yalnızım Yanlış almışım ben onu. Burası 16 on olacak dolayısıyla yine bir 5 artış var. Ve biz 82. terimi arıyorsak, çift terimi arıyorsak, çift terimler üzerine gitmek çok daha mantıklı. ikinci, dördüncü, altıncı şeklinde. Şimdi ikinci terimden 82 terime gitmek istiyorsak 80 terim sonrasına gitmek istiyoruzdur. Ve iki sayıda bir, iki terimde bir artış varsa 80 bölü 2'den 40 defa artış yapmak zorundayız anlamına geliyor bu. 40 artış yapacağız ama başlangıcımız kaç? 2. terim yani 6. 6'nın üzerine 40 defa ne ekleyeceğiz? 40 defa 5 ekleyeceğiz ki 82. terime ulaşalım. 6'ya 40 kere 5 yani 200 ekleyecek olursak da ne olacaktır buradan cevabımız 206 olacaktır. Ve geleceğiz 15. sorumuza. Ardışık pozitif tam sayılar yukarıda görüldüğü gibi karesel hücrede yerleştirilmiş. Alt sıradaki hücrelerde bulunan sayıların toplamı Üst sıralarda bulunan e, sayıların toplamından 40 fazlaymış. Buna göre K artı L nedir diye sorulmakta. Şimdi burada 40 fazlalık varsa dikkat ederseniz her bir çaprazlama ki burada zaten eşit biçimde gidiyor. Hep 2 fazlalık var. O halde 2 e, fazlalık olduğuna göre bu çiftlerden kaç tane olmak zorunda? 40 fazlalık oluşsun diye 40 bölükten 20 tane olmak zorunda. 20 tane çift yani 40 tane sayı olmalı. Bu da şu anlama geliyor aslında. 40 tane sayı olmalıysa 1, 3, 5, 7'ye gidecek. Terim sayısı 40 olacak şekilde böyle gittiğimizde kaça kadar gideceğiz? Şimdi terim sayısı neydi? Son sayı eksi x sayı bölü artış miktarı artı 1. O halde l eksi 1 bölü artış miktarımız 2 artı 1. Bunun nedeni ne olmak zorunda? 40. Ayrıca bunu bu tarafa attığımızda L eksi 1 bölü 2 39 olmalı. L eksi 1 buradan 78, L de buradan 79 olmalı. L 79 olmalıysa K da zaten 77'dir. İkisinin toplamı sorulduğu için de cevabın 156 olduğu görülür. Evet bundan sonra biz üyelerimizde tüm denemeyi çözmeye devam edeceğiz.